Şahinoğlu grubun katkılarıyla yöremiz töremiz devam ediyor. Değerli konuklar, sevgili misafirler, misafirlerimizi uğurladık davul zurna ekibiyle. Şimdi Şah Maral sizlerle diyoruz. Haydi bakalım. Konuşmaları hallettik. Şimdi müzik eğlence. Doyasıya oynamak isteyenler sahneye buyursun. Haydi bakalım. Bakalım nefesim oldu diyoruz değil mi hocam? Tamam. Bakalım bir heyecanımız bu sefer. İlk defa atıyorum. Ekranlarda da okumadım. İlk defa. Burada inşallah bu şarkıda bizim bayramımız olur değil mi hocam? İnşallah. Çektirdim, ayrılmam.
gözümün ışığı ol göster anam. Nefesim ol yaşamayı hissettir bana. Bu dünyada hiçbir şeyim kalmadı inan. Sen canımsın hayatımsın ömrüm sana. Gözümün ışığı ol yol göster bana. Nefesim ol yaşamayı hissettir bana. Bu dünyada hiçbir şeyim kalmadı. Affet beni, affet beni, tut elimden. Ayağa kalkam, ayağa kalkam.
Yeah.
vay. Başımı da yedi 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 boşver. Akşam saat 8'de onlarızı görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın efendim. Teşekkür ediyorum. Evet. Ayağınıza sağlık. Sevgili Şam Aral'a teşekkür ediyoruz. Ruhi bir kanal parmaklarına sağlık. Ama orada dalacağım çekme dağılık. Evet sevgili dostlar. Sevgili Davut yıllardan beri hizmet veriyor memleketimizde. Ve Zeynel Parmaksız'ın ilk program deneyimi Boyabat Ezgi FM Radyosu'dur. Vatandaş Zeynel olarak program yaptım. İlk program Mehmet Kara. İlk program deneyimim Boyabat'ta Ezgi FM'de başladı. Vatandaş Zeynel diye. Sevgili Davut askerden gelmiş. Bir de bizim sevgili Ayhan. İkisi de askerden gelmiş. Oturmuşlar mukava kartondan radyo yapıyorlar. Ne yapıyorsunuz siz dedim. Radyo yapıyoruz dedi. Yahu mukavadan kartondan kağıttan radyo olur mu dedim. Sabahleyin evden gittim, akşam eve geri döndüm. Boyabat'ta oturuyorum o zaman. Bir baktım radyo dinliyorlar. Gerçekten yapmışlar. Askerde muhabere değillermiş. Orada öğrenmişler işi. Ve radyo, özel radyo, televizyon kanunu çıktığında Boyabat'ta da hemen ilk Ezgi FM radyosunu açan sevgili Davut. Ağzında dili yoktu, hiç konuşmaz. Sevgili Davut ameliyat oldu kırtlaktan. Onun için konuşamıyor. Onun yerine ben konuşuyorum. Not yazıyor. Ben ona göre... Ezgi FM'e diyor gösterilen ilgi alakadan dolayı herkese teşekkür ederim diyor. Kağıda yazıyor ben de aktarıyorum. Ve aynı zamanda biliyorsunuz internet sanal alemde haber, gazetecilik yapan bir sürü dostumuz var. Davut Koçyiğit'te Boyabat'ta olup bitenleri boyabat57.com ve Boyabat haberleri, Sinop haberleri netten duyurmaya çalışıyor. Her zaman da ziyaret ediyoruz ve bu Dur Hacı'lı Yayla Şenliği ile alakalı da çok güzel bir haber yapmış. Kendisine teşekkür ederim. Ve burada çekilen resimleri, videoları da yine Sinop haberleri, Boyabat haberleri .net'ten ve boyabat57.com'dan takip edebilirsiniz. Davutcuğum bir kere daha teşekkürler. Evet, değerli konuklar, sevgili misafirler, başkanımın konuşmasını duydunuz. 3 tane camimizle alakalı bağışlarınız orada hala almakta. Aysel ablam ve Turgut Bey. Bir dakika koçum. Dur az hava serinlesin. Yarıştıracağım ben sizi. Bak güneş geçmiş başına bir şapka al hadi. Hemen orada Aysel abla ve Turgut abim bağışlarınızı alıyor. Üye olmayanlar lütfen üye olsun. Sorunlarınız çözüm olsun. Evet başkanım. Evet şimdi sevgili başkanım şunu söyledi. Karamusalı Aşıklı biri nereydi? Karamusalı Taşanlı Aşıklı. Bu üç camimize neden diyor bizim bu köylülerimiz sahip çıkmıyor, hiç bağış yapan yok diyor. Bakın sevgili dostlar, bu dünyada yaşamak çok güzel, hoş. Ne olursa ol, öbür dünya içinde biraz yardıma koş. Bir yumurta düşünün. Ne kapısı var, ne penceresi. Ama civciv canlanıp çıkıyor. Şüphesiz bir yaradan var. Bu tarafında öbür tarafı var. Öbür tarafa giderken de iki tane yol var. Bunun biri cennet, biri cehennem. Yani bu dünyada ne bürsen elin ile, vallahi o da geliyor senin ile. Yoksa Rabbim çektir içine. Lütfen duyarlı olalım. Yarın bir hak dünyaya varınca, her birimiz olacağız bir karınca. Orada sorgu sueli sorunca ne diyeceğiz, bunları bir düşünelim. Lütfen bu üç camimizin minaresi, imam evi ve camimize bağışta bulunalım. Lütfen bir el vicdana, bir el para olan cüzdana. Paranın azı karar, çoğu da zarar. Ne yardım hayır hasenet yaparsan o da bana değil sana yarar. Sevgili dostum hoş geldin. Evet.
lütfen bu üç camimize yardım edelim. Vizyon Türk Televizyonu Yöremiz Töremiz programı 6 yıldır ayakta. Son 3 yıldır engellilerimizle alakalı bir sosyal projemiz var. Buraya gelirken İstanbul'dan çıktım. Yolda bir Boyabat Seyircek Köylü bir hemşerimiz aradı. Abi babamı hastaneden çıkarttım. Sol tarafı olduğu gibi tutmuyor. Bir tane tekerlekli sandalye istiyorum dedi. Ben de hemen Maltepe'ye gidiyorsun. SİAD eski başkanı Turan Çalışkan'ı bul. Ben onu arıyorum dedim. Arabasını verdik. Almanya'dan bu sefer gelirken 10 tane araba, Allah razı olsun, orada İzorlan Beyazay Derneği'nden ve katkı sağlayan gurbetçilerimizden, tır şoförlerinden de Allah razı olsun, onları getiriverdiler bana. Şu ana kadar 423 tane araba verdik. Bunun 42 tanesi akülü. 42 akülünün 2 tanesinin akülüsüne vesile olan adam da aramızda. İşte Mehmet Kara, Allah razı olsun. Boyabat Bengübelen köylü. Vallahi ben 2 yıl yatakta yattım. Engellilerin içinde, feşlerin içinde. Allah'ıma şükürler olsun. Yattığım oda 4 köşeli. Doktor hemşire geldi yanıma, eli şişeli. Ey Allah'ım ben bu derde düşeli, olamıyorum neşeli dedim. Derdi veren Allah dermanı verdi. Bu Zeynel parmaksız bu hale öyle geldi. Belimden bir iğne yaptılar. 2 sene yatakta yattım. Her sağlam bir engelli adaydır. Yani bu dünyada ne yürüsen eliyle o da gelir seninle. Ben akülü araba falan alın demiyorum. Tekerlekli sandalye de alın demiyorum. Ben onu bir şekilde hallediyorum bir yerlerden. Sizden ricam şu üç camimize bugün yardım edin. Güneşin altında sabahtan beri Aysel ablam bekliyor sizleri. Bağışın 10'u 20'si 50'si olmaz. Hiç fark etmez. Bizim araba hayır hasenetten başka yere park etmez. Yoksa vallahi yarın sırattan geçeceğin, zekkumdan içeceğin, o dünyaya düşeceğin. Ona göre. Evet, başkanımın talebini ben arz ettim sizlere. Herkesin yardıma, camilerimize, bağışa duyarlı olmanızı rica ediyorum. Evet. Şimdi aramızda bir misafir sanatçı dostumuz var. Sinop Boyabat'tı kendisi. Sarıyer. Evet, şimdi sevgili sanatçı dostum, hemşerimiz, kendisi Boyabatlı İsa Erdoğan'a bir güçlü alkışlamanızı rica ediyorum. Evet, İsa Erdoğan diyoruz. Haydi İsa.
efendim, bir Sinoplu olarak sizlerin arasında bulunmak benim için gerçekten çok güzel bir duygu. Hepinizin bayramını kutluyorum. Nice bayramlara inşallah, nice bayramlara, güzel bayramlara neşeli bir şekilde girmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, bu eseri benim çok eskiden tanıdığım Davut abime, Davut Koç Yiğit'e armağan ediyorum. Açma bugün perdeleri diyoruz, evet. Çok sevdim ama onu
huzursuz da yaşayamam. Neler duydum sorma neler. Ben bu yükü taşıyamam.
Zeynel abi geldi. Artık bizim misafirliğimiz bitti. Doğru mu abi? Abi misafir diye ölecek hastaya değil. Allah sana uzun ömür versin. Allah ne misafiri? Sen gönüllerin sanatçısı. Sevgili İsa Erdoğan. Uzun havadan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgili İsa, aramıza yeni gelen muhtarlarımız var ve davul zurna isteği var. Davul zurnamızı alacağız. Ondan sonra sevgili Habibe ile noktalayacağız. Evet, yeniden mesaj vermek istiyorsan ben, eş dostusum akrabaya, Avrupa'da kimlerin varsa örnek Cengiz örnek alın. Evet, Cengiz örnek özellikle Avusturya. Cengiz örnek benim çok değer verdiğim bir abim. Evet. Ortak arkadaşımız, ortak bir aynen, abimiz. Aynen dostluğumuz, ağzımız. Evet, Cengiz Örne'ye ben selam göndermek istiyorum. Tüm Avrupa'daki dostlara selam göndermek istiyorum. Bu arada Vizyon Türk ailesine de selam göndermek istiyorum. Böyle bizi ekranlara taşıdığı için. Ayrıca ben her zaman söylerim, Yöremiz Töremiz programıyla memleketimizin her tarafını tanıtan ve memleketimizi kanallara taşıyan, ekranları başında millet oturup çayını kahvesini içerken pazar günleri 11.01'di değil mi abi? Pazar günleri evet 11.11.14 her hafta 10.13.11.14 o arada işte şimdi, her hafta. Şimdi Zeynel abinin böyle memleketimizi ekranları başına ekranlara taşıması bizim memleketimiz adına çok gurur verici bir olay. Zamanında Sinop isminin bile televizyonlarda geçmesi bizim için bir gurur kaynağıydı ki. Ama şimdi köylerine varana kadar, yaylalarına varana kadar yani Vizyon Türk gibi bir televizyona taşıması gerçekten gurur verici. Ben bizden ziyade Zeynel Parmaksız'a bir ayrıca Vizyon Türk ailesine güçlü bir alkış rica ediyorum. Güçlü bir alkış, evet. Zeynel Parmaksız'a güçlü bir alkış. Teşekkürler. Yöremiz Töremiz programına. Sağ olun. Tabii bu ekiple oluyor, sizin ekibinizle. Abi bu ekip işi ve bu imkanı bana bu fırsatı veren başta Vizyon Türk Televizyonu Yöremiz Töremiz programı başladığı günden bu yana destek veren Vizyon Türk Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Ekşi, Selim Ekşi, Genel Yayın Yönetmeni Kastamonu Taşköprülü Hasan Dağlı olmak üzere ve sponsorlarımız sevgili Musa Can Başkanım, Şahinoğlu Grup Mustafa Şahinoğlu, Gezertellik Mustafa Özal, Ramazan Ulu, Mehmet Kara, Osman Yaman, Savaş Yaman, bu abilerimizin sayesinde Allah hepsinden razı olsun. Boyabat'ta Aleksandr Çakır abim. Hani varsa para düşmüyor para. Bitmiyor tabii. Memleket geçiyor kara. Abi iyi bir şeyler yaparsan iyi bir şeyler oluyor. Ve Avrupa'da Cengiz Örnek, Almanya'da Avusturya'da Cengiz Örnek, Almanya'da Recep Demircan. Hepsinden Allah razı olsun. Evet sevgili İhsan, çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Allah'a evet, emanet. Evet, alkışlarla uğurluyoruz sevgili İhsan'ı. İhsan'cığım, mikrofonu oraya verin. Evet değerli konuklar, sevgili misafirler. Taşköprü Yoğun Oluk Köyü Muhtarı Mustafa Kayacan aramızda. Sevgili muhtarım hoş geldin. Sevgili Raşit Başkan'ın köyü. Buradan Raşit Başkan'a da İstanbul Ümraniye'ye saygı, sevgi, selam gönderelim. Ve Taşköprü Kılıçlı Köyü muhtarımız Aziz Duman. Sevgili muhtarım siz de hoş geldiniz. Ve Davul Zurna muhtarım hoş geldiniz. Ve özel istek Taşköprülü hemşerilerimiz için Davul Zurna ekibini böyle bir alalım. Genel Başkanım Keramettin Arpacı ve iş adamımız
Yine SİAD Genel Başkan Yardımcım Lütfü Aslan Başkanım. Başka kimseyi göremiyorum. Keramettin Arpacı Başkanıma, Lütfü Aslan Başkanıma hoş geldin diyoruz. Sefalar getirdi. Eve protokolda yerlerini alıyoruz. Sevgili başkanım ve Lütfü Aslan başkanım hoş geldiniz. Ve beraberinde abim hoş geldiniz. Maltepe burada. Başkanım hoş geldin, bayram umarım olsun. Misafirlerimizi
Canlar Gıda'nın katkılarıyla yöremiz töremiz devam edecek.